İyi akşamlar. Cengiz Başkan'la gündem canlı yayın başlıyor. Konumuz köpek yetiştiriciliği ve eğitimi. İki tane menajerimle beraber üç tane konu zaten. Diğer konuklarım da herkesin gördüğü gibi iki tane köpeğimiz var. Hemen ilk konumu tanıtayım. İbrahim Mete, av köpekleri eğitmeni. Hoş geldin İbrahim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Sizi sormalı. Sağ olun. Bizi kırmadınız, geldiniz. Teşekkür ederim. Hemen diğer konuğuma döneyim. Moldova'dan Nikolay Kazarinko. Sertifikalı uzman ve eğitmen. Bakın köpekçiler, bunu hiç kaçırmayın. Bence bayağı bir sorularınız olacak sizin. Ve WhatsApp'tan mesaj hattından gönderebilirsiniz. Merak ettiğiniz köpekle ilgili. Ve hemen diğer konuğum, herkesin bildiği gibi Emin Esenkova. Hoş geldin Emin Bey. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Selamlar. Bu arada da Niko Bey, hoş geldin size dediğim. Geçtik. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Bayağıdır da Türkiye'desiniz Emin Tarcı. Hemen Emin Bey, ben hemen bir soru sorayım. Hemen bu eğitmenler varken, çünkü telefonda devamlı gelecek. Kime soralım bu soruyu? İkisinden birinden cevap alırız herhalde. Öncelikle bir söz alayım müsaade gibi. Buyur, zaten rahat etmesin. Buyur. Tüm Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Afrin'deki Mehmetçilerimize, Mehmetçiklerimize, SATA, Jandarma Özel Komutanlığı'na, Özel Harekat Polislerine, hepsine sonsuz teşekkürler, saygılar sunuyoruz. Allah beraberlerinde olsun. Bu bir. İki, Almanya'dan Bülent Bey, Rusya'dan Maxim Stepanov, Bulgaristan'dan Pako, Karabük'ten sevgili dostum Rüzgar'ın eski sahibi Recep, Slovenya'dan Kamcinoma ve dün akşam bizi misafir eden Zeytinburnu Avcılar Kulübü tüm üyelerine, başkanına selamlar, saygılar. Hepsine saygılarımızı iletiyoruz ve hemen İbrahim Bey'e soralım hemen. İlk önce hangisi? Eğitmen olduğunuz, kendinizden biraz bahseder misin kısa? Adım İbrahim Mete, 1989 Sakarya doğumluyum. Doğalgaz teknolojisi ısıtma bölümü mezunuyum. Oturluyum. Avcılık gibi bir hobim olduğundan köpek üretimi ve eğitimi işine merak saldım. Onlarla uğraşıyorum. Zamanımın birçoğunu onlarla harcıyorum diyebilirim. Bir kameranın karşısında galiba arkadaşını da tanıtalım. Evet. Adı Bella, 5 yaşında. 5 yaşında Bella. Liver renk bir köpek. Liver renk dediğiniz... Liver, kahverengi beyaz. Kahverengi tonlu liver diyorlar. Aynen. Ama bir de limoni diyor. O daha mı sarı oluyor? Limoni, sarı beyaz olanlara söyleniyor. Evet. Blue Belton var, siyah beyazlar. Yani bizim kendi içimizde oluşturduğumuz terimler köpekler. Kendiniz de avcısınız zaten. Evet. Kaç yaşında? Bella 5 yaşında. Anne olacak. Belli. Baksana karnında Bella. Gayet de sakin. Evet. Evet. Av durumu nasıl? Av durumu faal. Genelde zaten keklik avı yapıyoruz. Çullu avı, bıldırcın avı yapıyoruz. Hepsinde faal kendisi. Aportu, ferması, muntazam. Zaten hemen sorularımın bir tanesi. Zaten onu sormadan hemen Nikolay'a da bir şey söz hakkı vereyim hemen. Size döneceğim. Nikolay, bir de kendinden söz eder misin? Kendini tanıtır mısın? Ben köpek eğitmeniyim. Evet. Eskiden polistim. K9 eğitimi. Moldova'da polissin. K9 köpeklerini... K9, evet. K9 yetiştiriyordum. Sonra Türkiye'ye geldim. Böyle bir karşılaştım köpeklerle. Sahipli köpeklerle. Böyle herkesi baktım, hani çaresiz, böyle zor durumda. Başladım böyle yavaş yavaş yardımcı olma. Tabii ki ilk geldiğimde Türkiye'ye başka amacım vardı da. Sonra bayağı bir uzun bir hikayeyim burada Türkiye'de. 14 sene çünkü. 14 senedir 14 buradasın. Sene. Evet, 14 sene. Burada eğitmenlik mi yapıyorsun, hocalık mı yapıyorsun? Şu anda köpek eğitimi. Ben o sertifikanı bir sertifika. Görebilir miyim onu? Aha. Bu diploma K9 okulu. Aha, bitirdi. Şunu böyle gösterelim. Aferin. Nikolay'ın K9 diplomaları arkadaşlar. Evet.
Nikon'un K9 geçmişi Moldova'da zaten polis de arkadaşımız. K9 şeylerini yönetir. Bu da Ahmet evet, Moldova'daki diplomasi 14 yıl mıydı Niko buradasın? Burada 14 yıl oldu. He, eğitmenlik yapıyorsunuz. Evet, evet. Köpeğiniz? Köpeğim, bu şimdi şöyle diyeyim, bu benim müşterimin köpeği. Bugün birlikteydik, beraberdik. Dedim yanımda getireyim. Bu da benim bir eğittiğim bir köpek. Benim müşterim. Evet, bakıyor, evet. Bayağı eğitimli. Leo, otur, aynen. Otur. Leo, otur, bekle. Leo. Zaten sandalye böyle ofis sandalyesine alışmamış. Arabada çok sağlam duruyor. İlk defa böyle, keşke bilseydik, sandalyeye alıştırdı böyle tekerlekli sandalye. Ama olsun, yine de iyi duruyor yani. Aynen, evet evet. Evet zaten Niko, şaşırdı. Hemen şu şeyi sorayım. Size sorayım hemen, hanginize? Aport eğitimi nasıl veriliyor köpeğe? Av köpeğini deyince hemen siz köpeğiniz de buradayken. İlk sorumuz olsun. Aport aynı zamanda getir anlamına geliyor. Avcılıkta avcılıkta vurulan avı getirmesi için kullanılan bir terim. Getir terimidir aport. Aport eğitimini genelde bizler tenis topuyla yapıyoruz veya işte bir tahtaya bağladığımız, cırtladığımız çulluk kanatlarıyla dar alanda at getir sistemiyle uyguluyoruz. Tamamıyla köpeğin vurduğu avı getirmesiyle alakalı bir sistemin adıdır aport. Bu arada da köpek senden öne çıkacak herhalde. Dikkat edelim de şu şeyi oturtalım. Bunlar şimdi birbirlerine şey yapıyorlar. Şimdi birbirlerine herhalde kıskandılar hemen. Yani aport kısacası getir. Git getir anlamında kullanılan ve eğitimleri de herhangi bir kuşun kanadı, herhangi bir yere atıp çekip klasik şeyle. Bunun haricinde bir başka bir şey var mı onunla ilgili? Aportla ilgili. Aportla ilgili adı üstünde zaten getir komutu. Tamamıyla o yani. Vurulan avı getirmesi. Peki hemen Nikolay'dı. Nikolay, senin avcılık var mı? Yok. Yok, avcılık yapmadık ama yani gene daha az çok anlamım var yani avcılıkta. Bilgim var. Yani, Moldova'ya da bayağı av da var. Tabii tabii. Ya benim K9'um bile avcı bile olmuş yani. K9'dan yani, avcı köpeği oluyor mu? Yani şimdi şöyle, tamamen hızlı av köpeği olduğu zaman tamamen ondan hızlı olamaz. Kokusu, hareketi farklı ama köpek sonuçta ne kadar hızlıysa, mesela Golden diyelim. Evet. Golden'ı bile avcı yapabiliyorsun ama bunun özelliği avcı. Koku yeteneği. Tamam, K9'un da kokusu iyi fakat onun farklı özelliği, yani koruma, narkotik takip, yani tutuklama. Av köpeği daha çok hani ördek, kuş, onların daha çok ses verme, kaldırmak onları, yani az çok hani. Bende de yani av köpeği bile yedik ama bizde otur, yat, kal, bekle, sahibi istiyor, yanında yürüsün. Ama onlar da önemli yani, onlar da önemli. Evet. Çünkü niye biliyor musun? Ava gittiğinde biliyorsun, sen daha iyi biliyorsun. Arabaya koyuyorsun köpekleri, sabah açtığın zaman ertesi fır döndü gidiyor. Yani otur, kalk, öte hepsi yapmıyor bu köpekler. Tabii. Niçin Niko yapmıyor? Av köpeği eğitimden dolayı mı? Eğitim verilmediyse avlar, kendi kafasına göre avlar. Ama adamın işine yararsa havlamasın. Mesela diyor bana havlasın, önemli değil, dinlemesin, koşsun. Ben onu bir şekilde durdururum yani. Ama bazılar istiyor, yok ben çok seviyorum yani, dinliyor falan. Avcı şimdi herkesi biliyor ki bu köpeği gönderecek, koşacak, koştuğu gibi getirir. Ot içinde ördek mi, kuş mu, ne varsa herhangi bir hayvanı da takip edebilir. Yani kuş varsa kaldırır avaya. Adam yani, daha doğrusu avcı daha çok biliyor bu. Şimdi şöyle yapalım. Bayağı soru var. 12-13 tane karışık da. Evet. Şimdi Emin Bey'e verelim. Yani hemen, durmaz o şimdi. Bir şey soracak. Buyur Emin Bey. Mesajlar geliyor. Öncelikle Güngörmez köyünün tüm halkına ve özellikle Kamil abi o güne ve diğer avcı arkadaşlara, hepsine selam ederim. İzliyorlarmış. Bu bir. İkincisi, ben Nikolay Bey'i nasıl tanıdım? Bu çok enteresan bir şey. Bana dediler ki Yeşilköy'de bir kuş gözlemcisi var.
denizden kuşları izliyor. Allah Allah dedim. Kimdir bu adam falan. Denizden kuşları. Denizden kuşları izliyor. Aylardan böyle baharın sonuna doğru bu kuş gözlemcilerine biliyorsunuz ornitolog, bilimine de ornitoloji deniyor. Yine Latince bir kelime söyleyeyim. Türkçesini de söyle biliyorsun ben sevmem. Evet, kuş gözlemcisi. Ha, kuş gözlemcisi. Sonra oradan geçerken bir baktım bir çayır. Çayırda Nikolay Bey 20-25 tane köpek asker gibi dizilmiş. Ya dedim ne yapıyor bunlar ya? Merak ettim, yaklaştım. Sonra baktım muhteşem bir eğitim. Muhteşem bir yetenek Nikolay Bey'de ve onunla kendisiyle o dönemde tanıştım. Leo otur. Bugün de nasip oldu. Uzun zamandır ara sıra konuşuyorduk kendisiyle. Türkiye'nin en iyi eğitimcilerinden bir tanesi, özellikle onu ben ifade edeyim. Eğitmek isteyenler muhakkak kendisini bulsun Nikolay Bey'i. Yanımızda da Leo var. Gördüğünüz gibi. Leo bayağı yaramaz aldık yanımıza. Bu akşamki arkadaşım ara sıra bana bakıyor. Leo ama benimle ilgilenmiyor. Leo demişti. Ne oldu? Kendisi orada bir görüyor. İbrahim genç bir arkadaş. Onu da kendisini sosyal medyada buldum. İzlemiştim bir dönem. Sonra yetenekli olduğunu gördüm. Daha sonra almış olduğu kupayla ilgili kendisiyle bir temasa geçtim. Dedim ki böyle bir program yapacağız. Sen ne dersin? Farkındalık da yaratalım. Köpeklerini de getir. Köpeğin varsa getir. O da meşhur Bella'yı getirdi. Şampiyon olmuş bir köpek bildiğim kadarıyla. Evet. Bu Filtra yarışmasında. Fermalı av köpekleri mera yarışması. Fermalı av köpekleri mera. Ne kadar zamandır yaparsınız fermalı av köpekleri mera yarışmasını? Zaten hatırladığım kadarıyla ilk başlatan sizdiniz 2003 yılında Filtra evet. yarışmasını. 2003 yılında hatırlatalım, dipnot olarak tüm avcı kamuoyu da Türkiye'de bilsin. Türkiye'deki ilk Filtra yarışmasını MIFE'ın altında, yani MIFE'ın kontrolü altında biz birkaç arkadaş, Cengiz Başkan da dahil olmak üzere diğer arkadaşlarımızla beraber Ömer Boravalı, o dönemin Kemal Tökeli, Mahmut Kuleyni ve diğer yönetimle birlikte Türkiye'deki ilk Filtra yarışmasını yaptık. Bugün buralara kadar geldi, hala köpek av mera yarışmaları yapılıyor. Bunu da duymak güzel bir şey. Şeyle ilgili ben kendisine bugün telefonda şeyi sordum. Dedim ki bir yetiştirici olarak senin dedim sertifikan var mı? Cevap ne verdi? Var mı? Sertifikam yok. Yok. Bir eğitmenlik belgen var mı? Hayır. Yok. Burada Türkiye'nin çok büyük eksikliğini görüyoruz başkan. Yani eğitim ve yetiştiricilik sertifikası yok. Birkaç arkadaşla daha konuştum. Diyorum, Türkiye'de eğitimci sertifikası veren bir kurum yok mu, öyle mi diyor? Yok. Bugün de Nejat Rol isminde bir arkadaşımız var. Çok meraklı o da sosyal medyada. Geçmiş olsun, adı da kaburga kemiklerini kırmış. Merdivenden düşerken bir sinek kovalamış. Sineği kovalarken ayağı kaymış. Oradan da kaburgaları kırılmış. Şimdi kendisiyle konuştuğumuzda Türkiye'deki eksikliklerden bahsettik. Tabii burada soru işareti şuraya geliyor. Neden Türkiye'deki bir köpek yetiştiricisi veya köpek eğitmeni Nikolay Bey gibi belgeli, sertifikalı değil? Sizin belgeniz, sertifikanız var herhalde. Evet. Demek ki Türkiye'de Nikolay Bey'den başka kimse yok. Herkes Nikolay Bey'i mi bulacak? Leo otur. He? Leo. Demek ki bekliyorsun. Yani aferin. Türkiye'de bu konuyla ilgilenen bir birim yok ya. Yani. Evet. Sertifikalı aferin. Yok. Tamam, bundan kim sorumlu? Aferin. Köpeklerle ilgili kim var? Yine diyeceksiniz ki sen yine durdun. Kıfa dayandın. Kıf var. Neden bununla ilgilenmiyor? Leo, kıf. Otur. Neden bu konularda eksik aferin. Kalıyorlar? Bekle. Niçin biz geri kalalım? Av mera yarışmaları oluyor. Gidiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Derece aldı değil mi Türkiye bu sene? Kıfın sayesinde sağ olsun aldı. 2017 yılında Sırbistan'da bir üçüncülüğümüz var. Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam bir 24 köpek katılmıştı. 24 ülke katılmıştı. 24 ülke içerisinde üçüncü olduk. Birinci İtalya, ikinci İspanya, üçüncü biz olduk. Hollanda, Belçika, Fransa gibi ülkeleri geride bırakmıştık. Hayır, bu bizim için çok büyük bir başarıydı. Yani. Evet. Duyuyorsunuz. Hemen bir soru daha var. Hemen onu sorayım. Evet.
yavru av köpekleri ferma eğitimi verilir mi? Verilirse nasıl verilir? Ferma normalde avcılık kavramında içgüdüsel bir olaydır. Köpeğin kendiyle kendinden gen hattından gelen bir durumdur. İçgüdüsel bir olay olduğundan dolayı hayır. Normalde Leo, eğitim yoktur. Nasıl otur değil mi? Yalnız sadece otur, şunu uyguluyoruz. Otur. Leo ben bekliyorum. Güvercin bekle. Veya İtalyan bıldırcını hayır. Yani uçan bıldırcın dediğimiz bıldırcınları fırlatma makinesi adı altında adlandırdığımız bir makinemiz var kumandalı. Köpek kokuyu yakaladığı andan itibaren yaklaşırken yürümeye başladığında fırlatıyoruz bu kuşları. Bir iki fırlattıktan sonra köpek tekrar kokuyu yakaladığında biz yürümeye devam edersek bu kuş uçacak mantığını oluşturuyor. Bu mantık oluştuktan sonra direkt bekleme olayına giriyor. Yani burada ferma olayına bir yardım katıyoruz biz fırlatma makinesiyle ama ferma normalde içgüdüsel bir kavramdır köpekler için. Yani koku zaten köpeğin bir gen hattından gelen bir yeteneğidir. Peki silah sesi eğitimi nasıl verilir? Bazı köpeklerin yanında patlattığın zaman kaçıyor, köpek tabii. Gidiyor. Ne yapmalı? Kimi köpeklerde gen hattından gelen bir olay olduğu söyleniyor. Tabii bu ne kadar araştırıldı bilmiyorum ama biz şöyle yapıyoruz. Yavruluk döneminde yemek verirken genelde köpeklerin etrafında ses yapıyoruz. Örneğin bir tenekeye sopa vuruyoruz. Oradan kulağa aşina herhangi yapıyoruz. Herhangi bir ses. Heh, yani. Ses yapıyoruz. İlerleyen dönemlerde ise kademeli olarak artışlarla, örneğin işte bu kapsül tabancası. Kuru sıkılarla. Kademe kademe mantar tabancası, ondan sonra kuru sıkı tabanca. Tabii bunları da mesafeli olarak yapıyoruz. 100 metreden geliyoruz işte 70 metre, 50 metre, 30 metre düşerek. Burada da çözülmüyorsa ava girdiği zaman, kuşu uçurduğu an, kuşa odaklandığında bu silah sesini uyguluyoruz köpeğe. Çünkü kendini oraya odakladığı için orada büyük ihtimalle olayı çözüyoruz zaten. Bu da bir tane de Nikolay'a var. Onun tamamen şeyi. Temel itaat eğitimi nasıl verilir? Temel itaat. Şimdi temel itaat böyle bildiğimiz yavru ilk önce oluyor. Temel. Yani köpeğin mi yavru? Temel yavru kan köpeği yetiştiriyorsa en azından tuvalet eğitimini. Şimdi yanında yürüsün, tasmaya alıştırıyorsun. Ya şu çok önemli. Normal yani köpekte de ev köpeği olanlar da var. Yani benim kızım da vardı evde. Ya hemen gidiyordu her tarafı pisliyordu. Bir türlü alıştım böyle sprayı verdiydileri hiç ilgi bile başaramadık tabii onu. Mutlaka konuşmak, ilgilenmek gerekiyor. Tabii ki bunda çok önemli doğru davranmak. Yani şimdi herkesi yetiştirebilir. Bazıları çok sinirli oluyor, bazıları çok yumuşak. Hani köpek pek takmıyor kelimelerini. Biraz sert olmak doğru. Ne zaman tasma takıyorsunuz? Dinlemede. Hayır, bekle. Dinleme başladığı zaman aferin, seveceğiniz. Yani ha, şu anda. Dinleme başladığı zaman mı yapmalı? Hemen aferin. Tatlı sert. Aynen. Diyelim. Mesela biraz istediyor sizin sert olduğunuzu. Hemen ses aferin, ses yumuşuyorsunuz. Köpek istediyor sizin yumuşaklığınızı ve sizi istiyor sürekli görme sevimli böyle. Ve pisletmemek, kemirmemek, mesela ne bileyim duvarı kemirmek ya da kablo kemirmek. Bunlar temel eğitim. Temel ileri iltihat 6 aylık, 8 aylık sonra mı olur? 6 aylıktan sonra mı? Bazılar şimdi bana daha çok isteyen oluyor 3 aylık. Mesela dişleri yeni kaşınıyor diye sahiple diyor bizi ısırıyor. Küçük köpeklerimiz var mesela vardı bizim müşterimiz. 2 tane küçük Pomerian ve Chihuahua. Bu Canicorsa 3 aylık ama kocaman kafası tutup bunları yuvarlıyor bayağı bir. Güçlü. Fark, evet güçlü. Burada ne yapmak gerekiyor? Beklemiyoruz 6 ay doldursun. Hemen 10 günlük bir çalışma yapıyorum onun. Mesela ısırmasın. Diyelim mesela tutuyorum hani böyle diyeyim dur. Böyle tutuyorum. Köpek canavar oluyor yani. Yok beni bırak tutmayacaksın. Isırma bakıyor. Nasıl yapacağız? İşte bunu sürekli üzerinde hayır gerçekten şu çalışmaya siz daha güçlü olacaksınız. Güçlü olduğunuz zaman güçlü olacaksınız. Siz daha güçlü. Güç gösterdiğiniz zaman
O sizi istedi. 3 aylık daha. Daha bebek. Küçük. Gördü, nasıl bükemiyor. Nasıl tutuyor zamanı yaparken? Mesela diyelim şöyle izin vermiyorsunuz ısırsınız sizi. Hani bu şeyi gösteriyorsunuz. Hani izin vermiyorsunuz tabii ki sizi ısırsın. Belki tasmayı da izin vermiyorsunuz. Giriş, hani. Izin evet, aynı. İzin vermiyorsunuz ama böyle sabırlı olmak alıştırıyorsunuz. Sabır yani mesela istettiğin an gücü yetmiyor size karşı. Rahatlıyor. Hemen rahatladınız mı siz? Aferin. Köpek sevinmeye başlıyor. Hemen yağlamaya. Ha, algılıyor onu. Algılıyor. 1, 2, 3 doğru profesyonelce yaptığın zaman sonuç hemen veriliyor. Hemen bir kez. Ama yanlış hata olduğu zaman canavar çıkabiliyor oradan. 4,5, 5 ay, 6 ay çıkamazsın öyle. Çökün. Ama bazılar bebekliğinden uysal da olan var. Çok agresif de olan var. Ama zamanında doğru davrandığın zaman sonuç iyi bir sonuç alabiliyorsunuz. Emin Bey bir şey Nikolay Bey agresif veya iyimser olması o kendi karakteristik özelliği. Doğru mudur? Aynen. Karakteristik. Yani doğuştan bir karakteri kendisi neyse aynen. O şekilde devam ondan ediyor. Ondan da evet. Çekilebilir annesinden. Evet. Bir genetik olarak da oluyor. Olabilir ama her kardeş aynı agresif olmayabilir. Bir tanesi çok iyi huylu olabilir. Aynen, aynen. Diğeri çok agresif çok olabilir. Çok doğrusunuz. Ama sahipler de çok önemli. Mesela 3 tane sahip 3 tane yavru aldılar. Herkesin farklı büyüyor. Mesela çok agresif, çok korkak, orta. Çünkü ikili ilişkilere bağlı. Yani aynen. Eğitimine bağlı. Aynen. Burada aynen. Enteresan bir soru geliyor benim aklıma hemen. Hı hı. Siz bu köpek eğitimciliği yaptığınız için yaklaşık 10 kaç yıldır yapıyorsunuz dediniz? 14-15 yıl. 2002'de ben okulu bitirdim 2002'de ama bu benim doğuştan mesleğiniz. Yani şöyle 8 yaşından beri ben köpeklerin çözme. İlk işe başladığınızda ayda kaç defa ısırıldınız? Şimdi eğitim yaparken kaç defa ısırılıyorsunuz? Şöyle, bir de onu söyleyin. Doğru söyleyeyim. Gittiğim zaman K9 okuluna bize köpek veriyorlar. Her polis karakoluna ayrı köpek. Mesela bana dediler şu köpek senin. Gerçekten agresifdi. K9 ne kadar da 9 aylıktı. 9 aylık. Şimdi nedir? Belçika kurtu oluyor. Belçika. Shepherd. Çok agresifti. Ben ona yaklaşmak için emek böyle yavaş gelip yanına oturuyordum, sevmeye kalkıyordum ama gene de çok agresifti yani ısırma istiyordu. Ben korkmadan hep yaklaştım yavaş yavaş, tasmasından gezdim, yavaş yavaş kontakt bulduk. Ben ona biraz daha üst, ben diye senin, ben lider olarak gösterdim. Yani dedim ben daha güçlüyüm, daha sertim senin. Baktım başladı saygı duyma. Yandaki insanlara devam etti agresiflik. Dedim neyse bu K9'da bize dediler tamam bir tane sahibi olacak. Diğerler yaklaşamaz. Doğrusu bu. Bu ara çok bunu... Evet. Nikola devam etti. Burada şimdi ısırılma olmadı. Olmadı. Fakat 14 sene içerisinde bir defa ısırıldım. O da iki köpek ayırdırırken gösteriyordum arkadaşlara. Şöyle ayır diyorsunuz. 14 senede bir kere mi ısırdılar? Bir kere ısırıldım. Bravo, yani, tebrik ederim. O da yani bir, burada ne kadar iyi bir eğitmen olduğunu. Evet, ona göre. Anlayabiliyoruz. Bu da bir Bu araya da bir girmekten. ata oluştu benim tarafından. Şöyle tuturken buradan anlatıyorum. Fakat burada daha bir devam etti agresiflik. O baldırdan mı ısırdı? Nereden ısırdı? Şöyle buradan. Yok sizin. Isırdı. Ha koldan. Şuradan, buradan ısırdı. Ama nereden? Çünkü bu sarı olduğu için bu siyah. Evet. Bu çektiği zaman kafasını baktı ısırma onu elime gitti. Evet. Budur. Yani bu şekilde. Gelen mesajlar var herhalde. Çok, evet, çok var. Hemen var. Okuyayım. Evet. İyi tamam. Akşamlar. Ben Kadirli Avcılar'dan Abdullah Şahin. Akdeniz bölgesi sıcak olduğu için burada seterler av yapmıyor. Pointer köpekleri hızlı av yapıyor. Verim alamıyoruz. Çatalburun köpekleri bizim işimizi görür mü? Bu köpekler cinsleri nedir? İyi akşamlar. Çatalburunlu köpekleri soruyor. Yani Çatalburun şeyden bahsediyor yani. Tarsus'ta galiba. Evet, Tarsus bölgesinden bahsediyor. Türkiye'nin yerli av köpeği Çatalburun. Sadece o bizim yerli av köpeğimiz zaten. Soruya gelirsek, Antalya'da seterler av yapmıyor deniyor. Ben
Bu yakın zamandır 2-3 seter yolladım Ankara şey Antalya'ya. Muhtemelen yapacaklardır o seterler orada. Öyle açıklayayım. Bu tamamen köpeğin gen hattıyla alakalı bir durum. Ben normalde bunun yanı sıra bir tane Ambo adlı köpeğim var, sarı beyaz. Onunla en sarp yerlerde, kurak yerlerde av yapıyorum. Keklik avı, Erzurum, İspir mesela. Yani diyorsun ki o tarafta da yapar tabii, diyorsun. Tabii tabii, kesinlikle. Yani arkadaşlar biraz sabretmesi lazım. Sabırlı olacaklar, bir de doğru köpeği seçecekler. Doğru yerden doğru köpeği alacaklar. Belki de aldığı köpek iyiydi, iyiydi. Hemen Adapazarı Kuzey Avcılar Kulübü'nden avtiyi sevgi ve saygılarımı sunarım diye Adapazarı Kuzey Avcılar Kulübü'ne selamlarımızı benim iletiyoruz. Bağlı olduğum grubum, Kuzey Avcılar Grubu. Ben senin de bağlı? Aynen. O zaman bir şeyle söyle. Kendilerine buradan çok selamlar gönderiyorum. Onları temsilen çıktım zaten buraya. Birlikte güzel organizasyonlar yapıyoruz. Mera yarışmaları olsun. Güzel bir aileyiz. Her üye dostlarımı çok çok seviyorum. Buradan onlara selamlar. Sevgili Markal, yine güzel konu. Tebrikler, başarılar. Nejat Ural. Selam Nejat Ural. Bir evet, Nejat'a geçmiş olsun demen lazım. Sineği kovalarken düştü ya merdivenden. Merdivenden düştü dedi. Çok özür diliyorum valla, emin deyince güldürüyor beni. Geçmiş olsun Nejat kardeşim, bir sorum olacak. Fırat yarışmasına ferma sonrası kuş uçtuğunda köpeğin uçan kuşun peşinden koşmaması için stop komutu, köpeği durdurmak için uygulanan yöntemler, eğitimler nelerdir? Ona kendi İbrahim cevap versin. İbrahim sen cevap vereceksin. Yazan arkadaş arada zannediyorsam mera yarışmalarına köpek hazırlıyor. Evet, mera yarışmasından bahsediyor. Mera yarışmalarına köpek hazırlayan arkadaşlar. Biz normalde köpeğin avda su toplanmasından yana değiliz avcılıkta. Yarışlara katılan arkadaşlar özel komut eğitimleriyle bunları durdurabiliyoruz. Aynı Nikolay Bey'in bahsettiği gibi köpekte üstünlük kuracaksın. Köpeğin senin patronun olduğunu bilecek. Tatlı sert bir ses tonu olacak ve asma özel. Tabii. Gösterdiği tarz yöntemler uyguluyoruz. Bazen üstünde ağırlık kurmak adına mesela hani durması için. Burada bu soruya da eğer gerekiyorsa cevap verebilirim. Evet. Ha, buyur Nikolay Bey. Şimdi, verebilirsin Nikolay. Beklemesi için ilk önce bir komut, bekle komut veriyoruz. Eğer koşursa mutlaka önceden, bu köpek bilmiyor daha yeni yetiştirecek. 5 metrelik 10 metrelik tasmaları kullanıyoruz. Hani 5 metre 10 metre, tasmalar ya da 10 metre fark etmez. Amaç ne olsun. Orada? Amaç bu sefer biz komut veriyoruz. Mesela diyelim Leo bekle. Biz bir komut veriyoruz, o beklemesi gerekiyor. Çünkü 1, 2, 3 olmaması için. Ve o bilecek ki tasmasız diye koşacak. Bu sefer koşurken biz tabii ki ikinci bekle dediğimiz zaman o tasmanın bitiyor. İpi. Ha, orada o sefer kendisine darbe atıyor. Tabii. Darbe Leo. Gelecek sefer aynı komutu verdiğimiz zaman Leo bekle. Köpek stop yapıyor. Çünkü geçen sefer çok kötü bir darbe yedi. Bu hatırlıyor onu. Hatırlıyor ve bir daha koşmuyor. Hani bekle dediğiniz zaman burada beklemek zorunda. He. Yoksa yani sonra tasmasız bile kalsa o orada artık aklısına geçen sefer ben çok kötü bir darbe yemişim. Bu çalışmalarda var evet. Yani maalesef. İbrahim kardeşimize sorum diye. Av köpeği evde bağlıyken boşa erimesi nasıl engelleriz? Komşular rahatsız oluyor. Bunlarla köpekler ilgili evde ses yapıyor, komşular rahatsız oluyor. Titreşimli genel olarak biz avcılar titreşimli tasmalar kullanıyoruz. Havlama tasması diyoruz bunlara. Bunlarla bu olayı kesiyoruz. Yani genelde uyguladığımız sistem bunlar, tasmalarla. Ben çok karşılaşıyorum bu olaylarla. Buyur, ev ortamında yaşadığım için ben evde yaşıyorum. Yani köpek eğitimi yapıyorum evde çünkü ev ortamında çalışması gerekiyor. Evin içinde yaşayacak çünkü. Burada biz eve getirdiğimiz zaman tabii köpek havlıyor. Şu anda bir tane var yani 3 aylık. Tasması var. Biz ona geliyoruz. Adını diyoruz. İsmini. Leo mesela. Ya diyelim Windy. Windy hayır.
Bir kez uyarı yapıyoruz. Gidiyoruz. Havlu. İkinci yaklaşıyorum. Windy hayır, hafif tasmayı çekiyorsun. Gidiyorsun, çekiliyorsun. Gene havlama ya da ziller çalışmasını yapıyorsun. 3, 4, 5. Köpeğe ne kadar havladıkça kızıyorsun. Anlıyor ki izin istemiyoruz havlamasını. Köpek kestiği zaman biz aferin, aferin seviyoruz. Bir kez deneme şansını deniyor diyelim. Biz havladıkça tekrar gidip kızdığımız zaman köpek istediyor ki yok, havlamak yasak. Havlamadığı sürece biz seviyoruz onu. Havladığı zaman bir hayır komutu. Nereden de hayırı öğrenebiliyor? Kemik aldı, köpeğe saldırdı, kediye saldırdı. Biz hayır komutu çalıştığımız sürece bu hayır komutu her zaman bir ceza gibi, yani kızmak yani. Onu uygulayabiliriz severek de mesela. Hayır, hemen vazgeçti. Aferin. Yani yumuşakta kızma, ses tonu da çok önemli. Hani ses tonu dediğimiz... İletişim yani. Böyle, ha, iletişim. Ama bağırmak kesinlikle korkutmak daha kötü. Daha çok korkabilir. Havlama siz olmadan da yapabilir. Bunları denemeler yani. Evden gidiyorsunuz, bu ses yapıyor. Siz sanki gitmişsiniz gibi yapıyoruz. Kapının yanında duruyorsunuz, bekliyorsunuz. Bazı yarım saat bile sürebilir bu çalışmalar. Ama bu, yakaladığınız zaman... İşte Nikolay Bey'den biz çok şeyler öğreniyoruz. Evet. Benim bir tane böyle bir dratar köpeğim vardı. Ne oldu yoksa? Böyle koridorların her tarafını tuvalet kağıdını sarardı, saçardı. Eve geldiğimde yani alt alta üst üste neyin ne olduğu belli değildi. Yastıklar mastıklar. Ben eğitememiştim açıkçası. Çok yaramaz bir köpekti. Tamam, olmaz zaman da. Demek ki bayağı şeyler öğrenici. Av köpeklerimi Kastamonu'da sürekli kurt yiyor. Doğaya salınan kurtlar var domuz için ama ne yazık ki kovan köpekler kalmadı. Çok üzgünüm. Vallahi onu milli parklara mı diyecek bilmiyorum. Çok şey var. Bir tane de hayırlı yayınlar abi. Ben Leo, Yozgat'tan otur. Ebu Bekir. Rahatsız İyi akşamlar olsun. Yozgat. Leo, otur. Yozgat. Hayır. Başkanım iyi akşamlar, iyi yayınlar. Öncelikle Emine Senkova, değerli misafirlerimize, bütün Av TV izleyicine selamlar, saygılar. Dumrul Şırnak. Biz de Şırnak'a selamlarını iletiyoruz. O kadar var ki yetişemiyoruz. Ben Zonguldak, Çaycuma, Serdaroğlu mahallesinden Şeref Uyar. Kurt zar köpeğim var, 18 aylık. Çok havlıyor ve tavuklara saldırıyor. Ben yanında olduğum zaman benden korkuyor, tavuklara saldırmıyor. Ne yapmam gerekiyor? Tavuklara saldırmaması için. Başkan, şimdi burada neyi görüyoruz biliyor musun? Şimdi bak, anlattı şimdi işte. Anlatıyor. Dinlemedi şimdi arkadaşım. Yok, dinledi, dinlemedi önemli değil. Soruyu soruyor. Bu evet. Sadece o kişide değil. Nereden geliyordu bu soru? Yozgat'tan. Yozgat'tan. Bak şimdi. Yok, Zonguldak'tan. Zonguldak'tan. Pardon, Zonguldak'tan. Tamam. Zonguldak'tan. Şimdi burada biz neyin eksikliğini görüyoruz? Acaba yurt dışında köpek sahibi evde besliyorlar. Evet, evde besliyorlar. Binlerce köpek var. O, bizde koruma bile oluyor onlar. He. Yani bir köpek havladığı duyuluyor mu acaba? Sadece koruma sırasında. Mesela biri girdi, yabancı girdiği zaman havlar. Hani böyle boş boşuna havlayacak kendi kafasına göre yok. Öyle. Demek ki oradaki insanlar... İçtiriyoruz bile havlasın. Demek ki oradaki insanlar, yabancılar bu konuda... Eğitimliler. Tabii uzmanlık yani anne babamız öğretiyor diyor. Böyle yapacaksın. Şu evet. Şekilde. Yani. Biz onları bilmiyoruz. Demek ki bizim Türkiye'de bunlar eksik yani. Bir eğitmen, Nikolay gibi yani böyle danışman gibi eğitici şeyleri biz pek az kullanıyoruz demek. Başkanım iyi yayınlar, konukla... İrfan Başkan, konuşmasak olmaz. Başkanım iyi yayınlar, konuklara ve Esenko'ya selam. Köpek yetiştirirken neye dikkat etmek lazım? Sert olmak mı yoksa yumuşak olmak mı? Ama Nikolay Sayın Başkan az önce anlattı. Şimdi burada bir dipnot koyalım ona. Tamam. Yani, o kadar var ki çabuk. Yok, tamam. Aile o kadar önemli ki yetiştiricilikte. Köpekle insan arasındaki ikili ilişki çok önemli. Sen onu sert yetiştirmek istiyorsan senin köpeğin sert, saldırgan olur. Sen onu yumuşak, eğitimli, güzel yetiştirmek istiyorsan buyurun Bella gibi oturur işte. İşte Bella gibi oturur. Evet. Hemen bak sizin branşın. Selamun aleyküm, iyi akşamlar. Ben Salim.
Bende seter av köpeği var. 3 yaşında köpek. Çok fazla açılma yapıyor. Bazen de kayboluyor. Ne yapabilirim? Teşekkürler. Hani çok açılıp kayboluyor. Ne oluyor? Bunu komutun Nikolay dediği gibi komut yok demek ki. Eğitmiyor. İzin doğru değil. İzin vermek uzak bölgede gezmesi doğru değil. Çünkü bu bile alışkanlığa geçiyor. Kısa mesafe, mesela gözden uzaklaşmayacak. Bir köpeğin sahibi, yani kendi köpeğine izin vermeyecek uzak kalma. Nasıl kaçmasın diye onu bir kaybetmek gibi yapacak. Hani böyle saklanacak. Köpek sadık olması. Demek köpek sadık değil ona. Yani bu köpek. Çok rahatsız. Hemen bir soru sormuş sana peşinden yani. Hemen onu anlatın, devam edin. Şimdi burada köpeği de bir... çok oluyor, çok karşılaşıyorum bu köpeklerle. Ha, hep kaldırıp kafasına gidebilir, sahibini duymak istemiyor, bilmek istemiyor. Ama bu sefer köpekten hep saklanmak, oynamak gibi bir şey. Böyle ki bir yere diyelim kafayı indirdi aşağı, sizin saklanmanız gerekiyor ki başlasın sizi aramaya. Birkaç sefere onu kaybettirmek gerekiyor. Yani biz şunu mu anlıyoruz Nikolay Bey, uzun arayan, uzak arayan köpeği yakın arama etüdü, yani eğitimi verilebilir. Tabii öyle mi diyorsun? Verilebiliyor tabii ki. Verilebilir. Çalışılıp yani tabii burada bir sonuç alınabilir. Üzerinde çalışmak gerekiyor. Hayır, çünkü şimdi şey bizim avcıların olsun. İçerisinde bu mesela şimdi, önde gelen soru işaretlerinden bir tanesi. Şimdi diyecek, benim köpeğim uzak arıyor. Evet. Çok kuş buluyor. Evet. O nasıl olacak? Şimdi ben o geçti artık. Benim köpeğim uzak arıyor. Benim köpeğim çok kuş buluyor. Tabii senin köpeğin senden öbüründen daha önce koşuyor. Tabii kuşu daha önce buluyor. Eğer kokusu kuvvetliyse. Evet. Şimdi olay çok farklı ama başkanım. Türkiye artık biraz açılan köpekler istiyor avcı camiası. Özellikle çulluk avcıları. Ama ben istemiyorum mesela. Ben köpeği göreceğim böyle 50 metre etrafımda dolanacak. Benim için en ideali ol ama bunu... Ben de aslında rahat... öyle seviyorum da. Şimdi... büyük arazilerde her yeri tarayabilmesi için artık biliyorsunuz GPS'ler kullanıyorlar köpeklerde. Evet, açılan köpekler istiyorlar. Tabii fermalarına koşmak daha keyif verdiği için Türkiye'ye yurt dışından işte özellikle İtalya'dan, İspanya'dan güzel kanatları girdi. Bu köpekler genetik olarak açık gezen köpekler. Şu an bu senenin modası da açık gezen köpekler diyebilirim. Hemen Nikolay'a bir soru geldi. Otur. Nikolay. Buyurun. Bey'e sorum diyor. Köpeklerin kendi dışkılarını yememesini için nasıl önleriz? Dışkılarını yememesini yine tekrar edelim. Nasıl önleriz? Çok güzel bir soru. Evet. Dışkılarını yememesi için ne yapmam lazım? Kısaca. Buyurun. Burada köpekle gezdiği için tek bir köpeği var. O dışk gördüğü zaman köpek aynı komutu hayır diyecek. Yani izin vermeyecek. 1, 2, 3 anlayacak ki bu yaz. Hepsi değil de bazı köpekler çok bunu yapar. Yani yavruluk bile kendi tuvaletini mesela bağladın diyelim ki gezmesin fazla. Tuvaletini yapıp dönüp yiyebiliyor. Bunu gözde mesela dikkat etmek gerekiyor. İzin vermemek. Maalesef bunlar bir çözüm. Ha, kızabilirsiniz. Aynı şekilde mesela bir kızdınız 2, 3 bu köpek kemik de olsa, sosis de olsa aynı şekilde yaklaşmaz ona komutsuz. Siz dediğiniz zaman tamam al ye, o zaman yiyebilir. Ama bak ben gördüm böyle inan hani bayağı koyuyor yemini diyelim yani yiyeceği ne yiyorsa artık nasıl alıştırmışsa. Komut vermeden gidip onun başında tabii. bekliyor. Aynen. Ye demeden yemiyor. Hayran oluyorum ya. Bazılarda daha çıkarmadan saldırıyor be. Onu da onlar o bir fırsat hayır eğitimi. Mesela o fırsat biz temel itaat eğitimi. Benim için sert köpeği daha kolay eğitmek. Mesela siz güçlüsünüz. Biraz güç veriyorsunuz. Hayır diyorsunuz. Mesela Leo otur. Burayı çok sandalye şey. Leo aferin. Leo biraz sıkıldı. Bütün gün yoruldu zaten arabada. Bir de buradan mı oturacak? Rahatsız olduysa istersen. Yok sorun değil. Kaç komut biliyor Leo? Leo mu? Yani saymak gerekiyor. Mesela gel, otur, yat, kalk, bekle, pati, tasma, 2 metre bile zıplayabilir avulu. Atladığı zaman mesela herhangi bir bariyerleri alıyor. Diyebilirim en hızlı köpek.
Şimdi, çünkü gerçekten hen hızlı köpek bende çok var. Nikolay Bey, siz köpekler üzerine çok eğitimlisiniz ve bu konuda uzmansınız. Ben bir şey sormak istiyorum. Biliyorum ama sorayım, sizin ağzınızdan duyayım. Bir avcının zeka olarak hangi köpeği tercih etmesi gerekir? Avcı. Şimdi ama bu biraz şey oldu. Masum bir, enteresan bir soru. Şimdi zeka seviyeleri farklı çünkü. Hangi köpek daha avcı olabilir? Hangi köpek daha avcı olabilir? Şimdi setter oluyor, labrador da olur. Beagle da olur. İlk 10 köpeğin içerisinde setter yok. Neden? Labrador var. İlk. Zeka olarak. Zeka olarak. Vallahi gerçekten bu soruyu hiç karşılaşmadık. Peki, geçtik o zaman. Ben o zaman hemen çok soru var. Çünkü, merhaba, iyi yayınlar. Ben Ankara'dan Hakan Kavucu. Irk köpekleri avlanıyorum. Barak cinsi dediğiniz tüylü olan köpek ırkından da beslemekteyim. Sorum şu: bu köpekler aşırı tüylü olduğundan düz kopaylara göre daha çabuk bunalıyor. Bu köpeğin tüylerini tıraşlamakla iyi mi yapıyoruz, kötü mü? Tıraş edilen hayvanın güneş ışınlarından zarar gördüğü söyleniyor. Sizce tıraş etmek doğru mu diyor? Şimdi şöyle, genelde çoğu tıraş ediyor. Rahatlayabiliyorsunuz siz. Köpek iki türlü de rahatlayabilir. Tüyleri de varken rahatlar, tüysüz de rahatlar. Kolay yıkanılır, tüysü az olur. Daha çabuk tüyü değiştirir. Leo, bekle. Mesela Leo gibi bir köpek hiçbir zaman tıraş olmadı. Bazı köpeklerin tüyleri farklı. Mesela Golden'a göre genelde Golden'lar tüylerini kestiriyor. Biz sizin verim, yani ben diyorum bu köpeğe tıraş etmeyin. Bu taranma kolay oluyor. Bazı Golden'lar ya da diğer köpekler, mesela Chow Chow, doğru değil bir şey. Yani köpek kendi özelliğini kaybediyor. Güneşten de koruyamıyor kendisini. Yani biz şimdi burada bir dipnot koyalım, hemen oraya müdahale edelim. Tüyleri kesilen köpeğe parazit yapışması daha kolay değil mi? Parazit şey mi? Dış parazit. Kene mi? Kene. Vallahi daha çok tüylü zaten, tüyü varken paraziti varsa tıraş ediliyor. Evet. Ki ondan kurtulmak için. Daha kolay kurtarılıyor. Daha kolay. Peki. Ama gene de bunun ilacı var. Gene de dökülebiliyor. Tüyler kesilmediği zaman. Siz köpek eğitiminde bunlara bakarken herhangi bir ilaç veriyor musunuz? Parazit ilaçları veriyor musunuz? Yani veteriner veriyor genelde. Evet. Ama ben veteriner de bunun uzmanı, ben de veriyorum yani benim. Emin Leo, Bey, otur, çok bekle. Olduğu için Leo, sorular hayır. Çabuk geçelim de. Geçelim. Çünkü haftaya hayırlı akşamlar. Ben otur. Sakarya'dan otur. İbrahim Mete'nin eniştesi Selim Aydın. Sakarya'nın bir numaralı avcısı ve eğitmenidir. Başarılarınızın devamını dilerim. Sakarya'dan selamlar Av TV. Biz de selamlarımızı iletiyoruz. Bu arada da enişten yani jest yapmış sana. Merhaba, hayırlı akşamlar. Ben Trabzon'dan Muharrem Özkan. Bir dakika, bu hemşerim. Evet. Muharrem Özkan, öncelikle böyle bir program düzenlediğiniz için teşekkür ederiz. İki arkadaşa sorum var. Bir av köpeklerinde aport eğitimde ne zaman başlanmalı? Köpek ne zaman aport eğitimi başlama? İki olarak temel itaat eğitimlerinde ödüllendirme yöntemi kullanmak doğru mudur? Eğitim yaparken ödül vermek doğru mudur diyor. Bir de kaç yaşında eğitim verilebilir diyor. Trabzon'dan. Buyur. Zaten temel itaat eğitimlerini ödüllendirme yöntemiyle yapıyoruz. Ödüllendiriyoruz köpeklerimizi. Bizim verdiğimizin karşılığını verdiğinde örneğin bir sosis, işte ne bileyim bir sucuk parçası verip aferin komutuyla o komutu ona benimsetiyoruz. Mesela otur eğitimi. Vermek doğru mu böyle sosis, salam falan? Köpeğin en büyük zaafı aslında. Yani yemekle daha baskın eğitime sokuyorsun. Şöyle, bugüne kadar hiç kullanmamışım ödül. Yani bugüne kadar yani ödül kullanabiliyoruz, biliyor musunuz ne zaman? Biz şimdi evden alıp eve teslim yapıyoruz. Bu köpek istemez. Leo gel otur bekle. Şimdi burada
Bizim yani benim amacım, benim çalışmada sevgi. Sevgi evet. yapıldığı zaman ödüle köpek gerek ödül, yok. Ödül alıyor. Bu şekilde ödül alıyor. Ödülleniyor. He. Mesela bir komut verir. Af, Leo hayır. Leo. Mesela dedim bir komut. Aferin. Biraz da farklı biraz. Seviliyor. Burada ama şey olmasın Nikolay. Yani av köpekliğinde farklı olmasın. Leo. Mesela av köpeği. Olabilir mi? Şimdi av için yetiştirmek farklı. Ben av av için hani yetiştirmedim. Hani onlar yanlış köpek. Anlamasına da bazı ha. avcılar der ki niye öyle biz veriyoruz. Mesela al örneğin tezat düştü şimdi. Benim de eğitim sistemim ödüllendirerek tatlı sert bir yaklaşım. Ne kızıyorum Leo. Ne bağırıyorum. Biraz otur değil mi? Üstünlük kuruyorum Leo, kendisinde. Otur. Hayır. Yaptığında da ödüllendiriyorum. Otur. Burada temel itaat eğitimini alıyor zaten. He, bizimkiler av köpekleri, Nikolay'ınkiler. Selamun aleyküm, iyi çok akşamlar. Olur. Av TV izleyicilerine Türkiye'de seterde kalite ve eğitim açısından bir numaralı abimiz İbrahim Mete abimizi saygılarımızı sunarız. Muğla Fethiye'de Murat Zeybek. Ben de Akdeniz bölgesindeyim. Herkes burada aklına yerleştirmiş. Seter ırkı bu bölgede av yapmıyor. Yanlış düşünüyorlar. Güzel kan attı ve gen olduğu sürece her av köpeği her bölgede av yapar eğitimi. Ben de katılıyorum arkadaşa. Eğitimle ilgilidir. Tabii. Rica etsem avcı olan ya da olmayan tüfeğiyle atış yapan arkadaşlara uyarabilir misiniz? Lütfen cam şişelere atış yapılmasını köpeklerimize ve canlılara zarar veriyor. Onda aynı fikirdeyiz zaten. Bunu kimse zaten hiçbir avcı zaten yapmaz bunu. O yapan avcı artık nasıl avcı olduğu belli yani şişelere atıyorsa. Devrek'ten selamlar. İşiniz gücünüz rastgele av köpekleri tüfek sesine nasıl alıştırabiliriz? Bu soru tekrar geldi. Az önce zaten bunu işlemiştik. İyi yayınlar Cengiz Başkan. Ben Samsun haftadan avcı bekle. Mehmet Kolay ustam. Avlanacak avlarımız olmayınca köpek yetiştirmek ne kadar doğru? Asıl konuşulacak konular avcıyı korumak değil mi? Kaçak avcılar buralarda katliam yapıyor. Kimseler sesini çıkarmıyor. Bunları sizinle paylaşmak istedim. Bu arada benim hem seterim ve pointere sahibim iyi yayınlar. Hayırlı olsun. Şimdi, Samsun. Samsun'daki arkadaşımıza selam edelim. Samsun. Güzel buyur. Bir konuya değinmiş. Bu konu ara sıra geliyor ihbarlar konusunda. Bu sene inşallah Av TV olarak bir hazırlık aşamasındayız. Avcılara da bir önemli görevler düşecek. Bu gece eli silahlı çulluk katliamcıların önüne geçmek için avcılara da bir ihbar hattı yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. İnşallah ileride bir bunu yaptığımız var. Vakitte bu gece eli silahlı olan tüfek sahibi almış olan katliamcıları da engellemiş olacağız. Tamam. Hemen şunları okuyalım. Selam iyi yayınlar. Ben de bir avcıyım. Ben de tavşan zagari var ama zagari mi? Zar. Zar diyor. Ha, şeyini koymayınca zar var ama ezan okunurken uluyor. Ne yapmam yani, lazım? O sese karşı. Fikri, saygıla. Bu, her köpek genetik, yapıyor bunu genetik ya. Bir olay. Genetik bir olay. İçgüdüsel bir olay hayvanla ilgili. Ezan okunurken bizde hakikaten yani uluşuyor. Uluma mı sadece? He uluma. Ha, ulumak. Sadece ne bir özelliği ama. Var mı bu? Bu şimdi uluyor bir alışkanlık da oluyor. Bazılar uluyor, bazılar korkudan uluyor, bazılar özlüyor sahibini uluyabilir. Bu yalnız kaldığı zaman uluyabilir. Ezan vardı, karşılaşmıştım kurt köpeği. Ezan okuyorken çok uluyordu. Hemen başladı. Ben evet. onun bile çalışmasını bile yaptım. Uyudum köpeğin yanında yani. Niye uluyor diye. Sahibi nasıl ama devam etmiş daha hızlı. Hep ezan okuma başlamışsa hemen yoğurt veriyordu. Bu köpek daha güçlü, daha güçlü. Dedi artık Nikolay çıkamıyorum önüne. Bu şekilde vazgeçtirme kızmaktı. Yani izin verme. Hayır. Ben o sırada yönüne çıkıyordum. Hemen komut otur, yat, bekle. Sabah ve görün. Sonra bir daha. Sonra karşılaşmadık yani bundan sonra. Devamı vardı. Bu konuya değinmenizi isterim. Bu çalıntı köpeklere değinirseniz saygı duyarım.
Başkanım, bu kayıp ve çalıntı köpeklerle ilgili bir program yaparsanız seviniriz, saygılarımı. Cengiz Başkan lütfen bir dedi, gerisini yapmadı. İnşallah ileriki programlarda onları da izleriz. Ay maşallah, hangi birini Leo okuyacağız otur. Ya? Yabancı varsa, yurt dışları Leo. Falan varsa onları oku. Kocaeli Kartaltepe'den selamlar. Bu aralar İngiliz seter köpeğinin İngiliz puanter köpeklerinden üstün görülmeye çalışıyor. Neden? İbrahim Mete. İbrahim, sana sordu, hemen cevap ver. Bu soru muhtemelen benim kendime ait olan sosyal ortamdaki av köpeği eğitim grubunda sormuştuk. Orada ankette seter grubu, seter familyası üstün çıkmıştı pointerden. Zannediyorsam orayla bağlantılı herkesin olmuş. Herkesin köpeği kendine iyi gibi tabii, diyelim. Tabii. Ya, bu aslında yanlış bir tabii. şey. Yani av sezonu kapandı, köpeğimizi dağda ya da merada gezdirmemiz sorun olur mu? Bunun belli bir süresi var mı? İbrahim, bunu da sana sormuş. Normalde sezon bittikten sonra arazide köpek gezdirmek yasak. Özel şu an bildiğim kadarıyla tam hakim değilim. Yalnız jandarmadan özel bir izinle gezdirilebiliyormuş yani. Bu şekilde bir duyum aldım. Ben biliyorum onu da. Gidersin milli parklara yazarsın yazı. Eğitmen olarak yani bir şeyi tahsis ediyorlar size. Başkanım iyi akşamlar, iyi yayınlar. Öncelikle Emin Ustam'a, vay talebeni arıyor Emin. Eminiz değerli misafirlerimiz, bütün Av TV izleyicilerine selamlar, saygılar. Dumlu Şırnak. Başkan, ben köpeğimi yakın arama yapması için 4-5 aylık iken bıldırcın avına götürdüm ve tasmasına yaklaşık 15-20 metrelik bip bağladım. İpin ucunu belime bağladım. Yaklaşık bir ay kadar bu şekilde avlandım. Köpeğim bir ay sonra avlanırken tasması yokken bile benden uzaklaşmıyordu. Bu yaptığım doğru mu yanlış mı sormak istiyorum Uğur. Bunu bu arada siz hemen cevaplayın. Alışıyor bunlar. Tabii ki. Tabii. Güzel bir sistem. Alıştırdı. Alıştığı için o artık bölgesini yani ne diyorlar gözetledi yani. Öyle diyelim. Ha, fazla, alıştırmış ya. Ne kadar metre alıştırıyorsunuz? Doğru mu diyor, yanlış mi onu diyelim. Doğru diyelim. Doğru. Doğru bir şey. Selam, ben Balıkesir Edremit'ten İsmail Konmaz. Öncelikle Av TV yayınına kurulu teşekkür ederim. Bizi bu konularda bilgilendirdikleri için. Ama bunu da şifreli yazdı işte. KRDSM Avcı İbrahim Mete'ye selamlar. Şampiyon Bella stilini, yavrularını Edremit'te görmek istiyoruz. Saygılar. Vay ne şöhretli köpek varmış bu ya. Şampiyon değil, yavru bekliyorlar. Hadi hayırlısı. İnşallah. İnşallah diyelim. Bir tane Cengiz Başkanım, hayırlı akşamlar. Ben Adapazarı'ndan Hakan Kur'an, orada yerli avcı olan İbrahim Mete hocama da bütün bir soruları diğer arkadaşlarıma soruyorsunuz. İyi yayınlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yurt dışı var mı başkanı hiç? Bakıyorum bunlar çabuk çabuk okuyorum ki çünkü haftaya bunu devam etmeyeceğiz. Selamun aleyküm hocam, hayırlı programlar. Ben Konya'dan Fatih, benim seter var. Geceleri çok havlıyor. Nasıl biliyoruz izlemek yolunu size az önce işledik o konuda. O konuyu işlemiştik zaten. Değil mi? Şimdi burada 2-3 tane dipnot koyalım. Yani köpek yetiştiriciliği ile ilgili sertifika Türkiye'de var mı yok mu? Yurt dışında söz hakkımız var mı yok mu? Bunun dışında köpek eğitimi ile ilgili ben şunu söylüyorum. Nikolay Bey'in dışında onun gibi yurt dışı eğitimcileri var ama Türkiye'de bir eğitim sertifikası ya da eğitecek birisi var mı? Ben bilmiyorum. Var mı? Kife Köpek Irkları Kinoloji Federasyonu'na bu olay söylendi. Mesela bizim özellikle benim ustam olarak belirttiğim Ali Acele var. Kendisi doğu bölgelerinde köpek eğitimi veriyor. Çiftliğindeki köpeklerin. Orada milli parklar olsun veya orada yaşayanlar insanlar olsun karşılaştığında onlara açıklamada bulunamıyor. Çünkü bahsettiğim şahıs milli takıma da köpek yetiştiriyor Türkiye adına. Ama burada sertifika yok. Burada zor durumda kalıyor sertifika olmadığından dolayı. Buyurun. Bununla ilgili KİF'e bir öneride bulunuldu. Zannediyorsam dışarıdan buraya bir çalışma ekibi gelecekmiş. Bununla ilgili sertifikalar verileceği söylendi. Hani onun duyumunu aldık. Evet. Başkan.
Valla zaten zamanımız kalmadı. Son cümleleri alalım ama bu arada izleyicilerimize şunu söylüyorum. Bayağı mesaj var. Arkadaşlar dediğimiz gibi her zaman sıralı gidiyoruz. Bayağı kalanlar var. Bunları not alıyoruz. Bir dahaki programda, yani 3 program sonra tahminimine göre ben de seyahate çıkıyorum Amerika'ya belgesel çekmeye. Ve bu arada inşallah ondan sonra bu arkadaşlarımıza cevap vereceğiz. Son cümlelere... Yer olmadığı için bir üçüncü köpeğimiz vardı. Onu da hemen gösterelim. He, biri şuraya yerimiz dolu, mı? Localarımız dolu. Localar dolu olduğu için... Bir köpeğimiz var. Gel Beagle, o arkadaşım. Beagle doğru mu? Bungle. Ha, Bungle bu ismi. Arada ver şunları evet. Ben göstereyim. Ahmet evet. Şunlara biz böyle. Ahmet... Gel. Kamera çekiyor şu anda. Ay benim evet. Akıllı oğlum. Ha bu akıllı oğlum. Bungle akıllı olan. Bak. Ha öyle dur. Bungle dur. Aferin. Aa foz da vermiş. Biraz şey şurada çekildi. Evet. He. Tamam biraz çekindi koltuktan aynen, kaydı aynen. için. Ben Nikolay Bey'e tamam. sordum programa katılmadan önce. Dedim ki bize köpek getirebilir misiniz eğitimli köpeklerden? Bana cevap olarak dedi ki 20 tane yeter mi? Aman yok yapma Nikolay Bey dedim. 2 tane getir yeter. Bu evet. arada da şunları gösterelim. Evet. O kıfın evet. kıf belgesi. Evet. Kıfın verdiği. Siz konuşun bu arada bu ne? Kıfın oradan bakarak söyleyebiliriz. Elimizde secereli köpekler olduğundan dolayı üretim izni aldık köpeklerimize. Bunun karşılığında üretici ismi başvurusunda da bulunduk. Bu üretici isimleri FCI'da taranarak bizlere temin edildi KIF tarafından. Bu ne? Bu export bir secere Sırbistan. Bella'nın seceresi. Yani 3 kuşak gerisini gösteriyor. Soy attı. Soy kütüğü dediğimiz bir belge. Ha bu Bella'nın. Şöhretli Bella. Yani A pedigri. A pedigri. Bu da evet, onu soy da kütüğü. A pedigri. Bu da Ambo adlı köpeğimizin pedigresi, soy kütüğü. He, bu da soy hı-hı. kütüğü. Aynen. Bu? Onlar bu... kayıt belgeleri. Zaten secerenin devamı. Bütün kayıt belgeleri de burada. Bu arada şöyle yapalım. Emin Bey, hemen son cümle. Çünkü vaktimiz de sarktı. Bana gelen 39 mesaj var. Onlardan sadece bir tanesini okuyayım. Hemen çabuk. Benim sevgili dostum Salih Bakırköy Avcılar Kulübü Başkanı'na selamlar. Başkan. Ben de gelemiyorum, selamlar. Yoğunum ama geleceğim. Hazır ol. Evet. Son cümlelerinizi alalım Sayın Emin Bey. Dumrul Bey'e çok selamlar. Türkiye'deki ve yurt dışındaki tüm avcılara hepsine selamlar, saygılar sunuyoruz. Kısa bir süre için 3 hafta 4 hafta gibi bir bant yayını yapacağız. Doğru mudur? Doğru. Evet 3 hafta. Canlı yayın yapmayacağız. Canlı yayın önümüzdeki 3 haftadan sonra tekrardan başlayacağız hayırlısıyla. Küçük seyahatlerimiz var. Onları gerçekleştireceğiz. Ben teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Nikolay Bey son cümlelerinizi alalım. Nikolay Moldova'dan Nikolay Kazarinko. Sertifikalı uzman eğitmen. Buyur Nikolay, son cümlelerinizi alalım. Vallahi herkesine şunu demek istiyorum. Köpek, her zaman köpek kalmalı. Sevgi ona çok vermek gerekiyor. Ama unutmalım ki onlar köpek yerini alması gerekiyor. İnsanla nasıl anlatayım Türkçe? İnsan olarak düşünmemek gerekiyor yani. Çünkü bazılar yatağa kadar alıyorlar, seviyorlar, öpüyorlar. Yani bu sevgi çok önemli. Doğru sevmek, öpmek biraz hoş doğru değil. Onu istiyorum söyleme. Ama can da unutmalım ki can. Hani cana olarak yani. Tamam. Yani. Tamam. Bu şekilde. Sağ ol. Teşekkür ederim. Leo bir şey söyler mi? Leo bir şey. Leo söyleyebilir. Komut gösterir birkaç tane. Ama vaktimiz kalmadı işte da kapatı geçtik. İbrahim kardeşim buyur. Öncelikle yayına davetiniz için çok teşekkür ederim. Gerekli olan bir program olduğunu düşünüyorum. Çünkü camianın gerçekten eğitimle ilgili çok eksikleri var.
Bunları da bu program sayesinde inşallah ilerleyen yayınlarda da göstereceğiz zannediyorsam. İnşallah, inşallah devamlı. Çünkü zaman i̇nşallah. Yetmedi. Cengiz Başkan'la Gündem canlı yayın burada sona eriyor. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Teşekkür ederiz arkadaşlar.